Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında fıtrat nedir? Her insanın fıtrat üzere yaratılması ne anlama gelir? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de fıtrat kelimesi geçer. Fıtratallâhilleti fataran nâs aleyhe lâ tebdîle li halgillâh. Allah'ın yaratmış olduğu fıtrat ki insanları o fıtrat üzere yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında herhangi bir tebdil söz konusu değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Küllü mevludin yûledu alel fıtra. Doğan her çocuk fıtrat üzere doğar. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Burada şunu görmekteyiz. Demek ki insan belli bir fıtrat üzere yaratılıyor. Ve İslam fıtrat dinidir. Allah'ın gönderdiği bütün dinler fıtrat dinidir. Ve Allah'ın insanlara emir ve yasakları fıtridir. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Mesela inanç fıtridir. Dinin temel esası bir takım şeylere inanmaktır. Ve bu inanç fıtridir. Mesela Allah'a iman. Nasıl ki ördeğin tabiatında yüzmek var. Yüzmek onun için fıtridir. Kuşlar için uçmak fıtridir. Arı için bal yapmak fıtridir. Benzeri bir şekilde insan için de inanmak fıtridir. Allah'ın emirlerine ibadet etmek, itaat etmek fıtridir. Bunu belki şuradan da anlayabiliriz. Bugün dünyanın değişik yerlerine gittiğimizde değişik renkte, değişik özellikte insanlar görürüz. Ama bütün bu insanlarda ortak olan bir özellik, bu insanlar bazı şeylere inanırlar. Tabiat üstü bir kuvvete inanırlar ve onun huzurunda ibadet ederler. Demek ki insan iman edecek ve ibadet edecek tabiatta böyle bir fıtratta yaratılmıştır. Ama bazen bu fıtrat mecrasını bulmayabilir. İşte ördek yavrusu misali vermiştik. Ördek yavrusu eğer yüzecek düzgün yerler bulamazsa, tertemiz sular bulamazsa bu defa çamurlu yerlerde de yüzmeye başlar. Benzeri bir şekilde eğer insan hak dini, Allah'ın gönderdiği dini bulamazsa bu defa ilah diye en azından bir takım böyle güçler kabul eder. Onları ilah olarak kabul eder. Bir kısmı put yapar, putlara tapar. Bir kısmı gök cisimlerine tapar. Bir kısmı ineği mabut olarak kabul eder. Bir kısmı gizli görünmez kuvvetleri mabut olarak, ilah olarak kabul eder ve o şekilde ona inanır, onun huzurunda ibadetini yapar. Demek ki burada asıl önemli olan Allah'ın böyle istemiş olduğu tarzda oraya yönelebilmek, Allah'ın dinine yönelebilmek. Ama Peygamberimizin hadisinde şuna dikkat çekiliyor. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. O günün şartlarında 14 asır öncesinde bu üç din daha ön plandaydı. Bunlar o çevrede biliniyordu. Peygamberimiz bunları örnek veriyor. Peygamberimizin vermiş olduğu bu örnekte aslında çevre unsurunu görüyoruz. Yani çevre onu şekillendirir. Nasıl ki bir kalem tıraşı düşünelim. Kalem tıraş nasıl ki içine giren kalemi şekillendiriyor. İçine giren kalem o kalıba göre yontuluyor tabiri caizse. Onun gibi insanın da çevresi insanı şekillendirir. Kendimizden de mukayese yoluyla buna bakabiliriz. Elhamdülillah Müslümanız. Müslüman olmamızla iftihar ederiz. Niçin Müslümanız? Acaba araştırmalarımızın neticesinde mi Müslüman olduk? Bu bazıları için doğru olabilir ama insanımızın çok büyük bir ekseriyeti anne babası Müslüman olduğu için Müslümandır. Ve dünyanın başka yerinde diyelim Hristiyanlar var. Onlar niçin Hristiyan? Onların da anne babası Hristiyandı ondan dolayı. Başka yerde Budistler var. Onlar niçin Budist? Anne babaları Budist'ti ondan dolayı. Demek ki çocuk dilini annesinden babasından öğrendiği gibi dinini de yine onlardan öğreniyor. Gerçi bu değişmez değildir. Yani dünün Hristiyanı bugün Müslüman olabilir. Dünün Budist'i bugün yine İslam'a girebilir. Bunun çok örnekleri zaman zaman görülmekte. Ama ekseriyetle insanlar çevresinden kolay kolay sıyrılamaz. Çevrenin etkisinden kolay kolay kurtulamaz. İnancın fıtriliği ile alakalı Behbi Vakkasoğlu hocamızın ben bir hatırasını nakletmek istiyorum. Kendisinden dinlemiştim.
1999'daki depremde baktım diyor, böyle inancı olmayan bir komşumuz, onunla karşılaştık. Ona diyor sordum, depremde neler hissettin? Bana diyor gayet manidar bir şekilde şu cevabı verdi. Hocam demiş, bildiğim bütün duaları okudum. Meğerse ben ne kadar da çok dua biliyormuşum. İşte burada artık ateistlik sökmüyor. İnsan deprem gibi bir olayla karşılaştığında o anda ister istemez Allah diyor. Ve o anda ister istemez Allah'a yöneliyor, Allah'a ibadet ediyor. Zaten o vakitlerde camiler daha tıklım tıklım doludur. Artık meyhaneler neredeyse kapanmıştır. Ve insanlar günahlar için tövbe ederler. Ve ibadetlerini düzgün bir şekilde yapmaya çalışırlar. Demek ki insanın tabiatında darda kaldığı zaman Allah demek var. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlara diyor sorsan gökleri ve kim, gökleri ve yeri kim yarattı? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ İster istemez Allah derler. Bu inancın fıtriliği ile alakalı. Yani gökleri ve yeri Allah'tan başka kim yaratabilir? Bu varlık alemi içinde en fazla iş yapabilen biziz. İnsanlar olarak biziz. Ama biz de ne göğü yarattık diyebiliriz ne de yeri yarattık diyebiliriz. Kaldı ki kendimiz zaten yaratılmış varlıklarız. Ama görüyoruz ki bizim gibi başka varlıklar da yaratılıyor. Bir zamanlar şu alem yoktu, alem yaratılmış. Bütün bunlara baktığımızda madem bütün bunları yaratan var, madem bütün bunlar yaratılıyor, öyleyse bunları elbette bir yaratan olacaktır. Böyle bir neticeye insan varabiliyor. Değerli izleyenlerim, bu fıtratla alakalı biraz daha açılımda bulunmak istiyorum. Sadece inanç değil, ibadet de fıtridir. Ahlak da fıtridir. Ne gibi? Mesela doğruyu söylemek insana zevk verir. Doğruları konuşmak insan için bir lezzettir. Ama yalan söylemek insanı rahatsız eder. Ve yalan söyleyen birisi iç aleminde bir ızdırap duyar. İç aleminde böyle heyecanlanır. Neden? Çünkü yalan söylemek fıtrata aykırıdır. Doğruları söylemek ise son derece fıtridir. Helalinden kazanmak insan için mutluluk sebebidir. Ama haramdan kazanmak insan için bir vicdan azabıdır. İnsanlara yardım etmek insan için mutluluk sebebidir. Ama diyelim birini öldürmek çok büyük bir hem haksızlıktır hem de büyük bir vicdan azabıdır. Hatta öyle oluyor ki mesela birisi bir başkasını öldürüyor, kanunlardan kaçıyor ve onu yakalayamıyorlar. Farkına bile belki varmıyorlar. Ama 20 yıl sonra adam gidiyor emniyete teslim oluyor ve diyor ki ben 20 yıl önce falan cinayet işleyen kişiyim. Polisten kaçabildim ama vicdanımdan kaçamadım diyor. Vicdanı onu rahat bırakmıyor. İşte bu vicdan dediğimiz şey insanın iç aleminde duyduğu bu gibi duygular hep böyle fıtratla alakalı olan şeyler. Eğer insan fıtratına bu şekilde yönelebilse tertemiz bir hayat yaşar. Belki şu da denilebilir. Mesela günümüzde Müslüman olmayan nice insan var. Müslüman olmayan bu kimselerin bir kısmının güzel ahlakı var. Peki bu güzel ahlak nereden geliyor? Kısaca şunu söyleyebiliriz. Onlardaki bu güzel ahlak fıtrattan geliyor. Vicdandan geliyor ve onlar fıtratlarına yönelmişler. Fıtratlarını bozmamışlar. Çünkü fıtrat doğru olmayı emrediyor. Fıtrat düzgün iş yapmayı emrediyor. Fıtrat insanlara zararlı olmamayı emrediyor. Böyle olunca bunlar temiz kalabilmişler. Günahlardan uzak yaşamışlar ve bunun neticesinde her ne kadar hak bir dinin mensubu olmasa da işlerini düzgün yapabilmişler ve bir takım güzel ahlaki erdemler, faziletler gösterebilmişler. Şöyle bir ifade kullanılır. Kur'an ve fıtrat bunlar ikizdir. Şöyle anlayabiliriz bunu. Yani Kur'an-ı Kerim neyi emretmişse aslında vicdan da onu emreder. Veya vicdan neyi istiyorsa Kur'an'da bunlar ifade edilmiştir. Ne gibi? Vicdan haksızlıktan rahatsızlık duyar. Kur'an-ı Kerim haksızlığı, zulmü yasaklamıştır. Vicdan iyilik yapmaktan lezzet alır. Kur'an-ı Kerim iyilik yapmayı emretmiştir. Vicdan Allah vardır diye ilan eder. Ve Allah'ın varlığını
vicdanının ta derinlerinde hisseder. Kur'an-ı Kerim de baştan sona tevhidi anlatır. La ilahe illallah diye tevhid hakikatini anlatır. Vicdan yapmış olduğu fiillerden günün birinde sorumlu olacağını hisseder. Yani herhangi bir iyilik veya kötülük yapmışsa bunun karşılığını görmesi gerektiğini vicdan hisseder. Kur'an-ı Kerim'de zaten bunu çok net bir şekilde bildirir. İnsanların diğer alemde yaptıkları her şeyden karşılıklarını göreceğini anlatır. Ve mesela der ki: "Femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara." Her kim zerre miktar bir iyilik işlemişse karşılığını görecek. Her kim zerre miktar bir kötülük işlemişse onun karşılığını görecektir. Demek ki Kur'an-ı Kerim fıtratı teyit ediyor. Fıtratı besliyor ve böylece bir insan Kur'an'ı okudukça kendi fıtratına yöneliyor. Masum olan fıtratına yöneliyor ve bu tür insanlar fıtri bir hayat yaşıyorlar, günahlardan uzak kalıyorlar ve tertemiz bir şekilde bu dünyadan gidiyorlar. Cenab-ı Hak bizi de tertemiz bir şekilde dünyadan gidenlerden eylesin duasıyla bugünkü sohbetimizi bitiriyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.